Bruno Amadio'nun Ağlayan Çocuk tablosu 1980'li yıllarda Türkiye'de de çok sayıda minibüs camlarının, dükkanlarının ve evlerin duvarını süsleyen Ağlayan Çocuk resmi son 30 yılda tam bir şehir efsanesine dönüşmüştü. İngiltere'de 1950'lerden beri 250 bin adet satılan tablonun hikayesi ise ilginç olaylarla dolu. Ben Berkay Attas. Yeni bir esrarengiz hikaye başlıyor. Ülkemizde daha çok Chico olarak da bilinen tablo, birçok insanda merhamet, acıma, şefkat gibi duygular barındırmakta. Kitlesel tüketim için seri halde imal edilen ucuz tablolardan biri olan Ağlayan Çocuk, İtalyan ressam Bruno Amadio'nun imzasını taşımaktadır. Sağlığında Venedik'teki turistlere resim satarak geçiren Amadio'nun bilinen 27 tablosu bulunmakta. Daha çok Giovanni Bragolin olarak da tanınan sanatçı, eserlerinde kimilerince çingene çocuklar olarak adlandırılan ağlayan çocukları resmetmiştir. 1950'lerden itibaren tüm dünyaya dolaşmaya başlayan resim yüzlerce farklı versiyonda üretildi. Aslında ela gözü ve kumral olan çocuk sarışın ve mavi gözlü oldu. Ceketinin modeli defalarca değişti. Bazen cinsiyet değiştirdi kız oldu. Yaşı küçültüldü veya büyütüldü. Her ülkeye, her talebe, her zevke uysun diye birçok değişime uğradı. Değişmeyen tek şey ise gözyaşları ve insanın içini parçalayan acıklı bakışlarıydı. Tablonun lanetine gelince, her şey İngiltere'deki bir yangınla başladı. İngiliz The Sun gazetesinin 4 Eylül 1985 tarihinde yayınlanan haberde, maden kasabası Yorkshire'da bir itfaiyecinin tamamı yanan 16 evden bu posterin hiç zarar görmediğini yazdı. Bunu gören itfaiyecilerin ağlayan çocuk resimlerini asla evlerine sokmadıklarını belirtti ve haliyle haberi okuyan resim sahipleri paniğe kapıldılar. Bilirkişi açıklamalarında yangınlarının çoğunun kötü elektrik sobalarının yatağa, perdeye yakın yerlerden kullanılmasından, ocakların açık bırakılmasından kaynaklandığı bildirildi. O yıllarda İngiltere'nin yoksul mahallelerinde bu posterlerin 50 bin kopyası satılmıştı. Yangınlar da hep o yoksul mahallelerde çıkıyordu. Gazetenin çağrısı üzerine 2500 okuyucu evdeki posterleri gazeteye yolladı, posterler toplu halde yakıldı. Zaman içerisinde parça parça binlerce insan gazeteyi arayarak kendi yaşadıklarını anlattı. Hikayeler akıl alacak gibi değildi. Ağlayan çocuk resimlerinden geceleri ağlama sesleri geldiği, gözyaşlarının kar rengine dönüştüğü, resmin durduk yere titremeye, sallanmaya başlandığı söylendi, anlatıldı. En sonunda ise bu resim lanetli olarak kabul edildi ve ağlayan çocuk bir süre içinde olsa unutuldu. Ama daha sonrasında Şili'de ortaya çıkacaktı. Başkenti Santiago'da bir organizatör, Cadılar Bayramı için bastırdığı afişte ağlayan çocuk resmini kullandı. Afiş kentin tüm ana caddelerini ve alışveriş merkezlerine asıldı. Paranormal olaylarla ilgilenen çevreciler ve medyumlar ayağa kalkarak resmin lanetli olduğunu, hemen asıldıkları yerden kaldırılması gerektiğini söylediler. Şili'nin en büyük gazetesi Las Ulmes Noches olayı, ağlayan çocukların tüyler ürperten dönüşü sözleriyle manşetlere taşıdı. Gazetenin röportaj yaptığı 80 kişi, resme sahip olduktan sonra başlarına hep kötü şeyler geldiğini, boşandıklarını, işlerinden atıldıklarını, evlerinde yangın çıktığını söylediler. İtfaiye yetkileri bütün yangınların ihmaller sonucu çıktığını anlatsa da The Sun gazetesinin yayınladığı haberler toplum tarafından daha çok kabul edilmiş gibi göründü ve bu durum hala da öyle devam etmekte. Bir diğer efsane tablo ise Madame Delphine Lalaurie tablosudur. Lalaurie'nin yaşadıkları ile ilişkilendirilen bu tablo, aslında döneminde cinayet ve işkence konusunda master yapmış acımasız bir kadındır. 1834 yılında New Orleans'taki bir konakta yangın çıktı. Komşular koşarak yardım etmeye ve adelleri su dökmeye geldiler. Ancak geldiklerinde evde yalnız bir kadın ile karşılaştılar. Köle olmayan bir malikane herkesi şok etti ve aramaya başladılar. Buldukları şey zamanla toplumun saygın bir üyesi olarak bilinen ve şimdi New Orleans'ta vahşi metres olarak bilinen Madame Delphine Lalaurie hakkındaki algıları tamamen değiştirecekti. İlk olarak çatı katındaki yerli köleler bulundu. Açıkça işkence görmüşlerdi. Görgü tanıklarının verdiği ilk röportajda göre 7 köle dövülmüş, hırpalanmış, gözleri oyulmuş ve ağızları dışkı ile doldurulmuştu. Bir rapora göre de bir kadının bacakları kırılarak yengeç şeklinde benzetilmiş olduğu söylenmektedir. Tanık ayrıca kurbanlarının kafatasında delikler olduğunu ve o deliklerden beynini karıştırabilmek için kenarda tahta kaşıklar olduğunu bile öne sürmüştü. Bazı insanlar birkaç ceset olduğunu söylerken bazıları yüzü aşkın kurban olduğunu söylemekte. Her iki durumda da Madame Lalaurie'nin tarihteki en acımasız kadınlardan biri olarak ünlendiğini söyleyebiliriz. Ancak tahmin edeceğinizin aksine Madame Lalaurie her zaman sadist değildi.
LaLaure 1780'de New Orleans'ta varlıklı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. 3 kez evlendi ve sevgiyle baktığı 5 çocuğu oldu. 1831'de LaLaure, Fransız Mahallesi'ndeki 1140 Kraliçe Caddesi'nde 3 katlı bir konak satın aldı. O zamanlardaki birçok varlıklı kadının yaptığı gibi Madame LaLaure'nin de köleleri vardı. Şehirdeki insanlar Madame LaLaure'nin kölelere ne kadar nazik davrandığını gördüklerinde şok oldular. Ancak bu fikirler sonrasında değişmeye başladı. 70 yaşındaki aşçısını sobaya zincirlediğine dair söylentiler çıkmaya başladı. Kölelerden biri Madame LaLaure'den o kadar çok korkmuştu ki Madame LaLaure'nin işkencesine maruz kalmaktansa ölmeyi seçerek 3. katın penceresinden kendini aşağı atmıştı. 3. kat penceresini daha sonra kapattılar fakat bugün hala görülebilmektedir. Diğer bir rapor Lia adında 12 yaşındaki bir köle kızla ilgiliydi. LaLaure'nin saçını fırçalarken biraz da çektiği için LaLaure öfkeye kapılıp kızı kırbaçlamaya başlamıştı. Genç kızın ölümünden sonra yerel halk LaLaure'den daha fazla şüphe etmeye başladı. Bu olaylar yüzünden yangın çıktığından en son kölelerin bulunmasına kimse şaşırmamıştı. Ev hala Royal Street'in köşesinde dursa da Madame LaLaure'nin nerede olduğu, nereye gittiği veya yaşayıp yaşamadığı hala bilinmemekte. Fakat anlatılanlara göre Madame Delphine LaLaure'nin tablosunun bulunduğu evde eşyaların kaybolduğu ve gri giymiş yaşlı bir kadının ortada gezdiği birçok kişi tarafından dile getirilmektedir. Bir diğer lanetli olduğu iddia edilen tablo ise Eller Ona Karşı tablosudur. Bill Stoneham tarafından 1972'de çizilen bu tablo ilk olarak The Godfather'ın ünlü oyuncusu John Marley tarafından satın alındı. Kendisi vefat ettikten sonra tablo Kaliforniyalı bir çift tarafından eski bir bira fabrikasında bulundu. Çift tabloyu eBay adlı internet sitesine satmak istedi ve tablodaki çocukların gece hareketlendiği, bazen de tablodan çıkarak yok olduğu iddia edildi. Tabloya bakan bazı kişilerse kendilerini son derece rahatsız hissettiklerini ve ürperdiklerini ifade ettiler. Tablo Michigan'daki Perception Galerisi'ne satıldı ve tablonun hikayesine ulaşmak için tablonun çizeri olan Bill Statham ile temasa geçildi. Kendisi bu iddialarını birer bir safsata olduğunu söylese de gariptir ki hem tablonun ilk sergilendiği galerinin sahibi hem de onu inceleyen sanat eleştirmenlerinin tamamı tablo ile temasa geçtikten sonra ilk bir yıl içerisinde vefat ettiler. Ben Berkay Atlas. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve bildirim çanını açmayı unutmayın.